Çok kıymetli Genel Başkanım, kıymetli Bolulular, Yeni Mesaj gazetemizin düzenlemiş olduğu milli kahramanları yad etme, anma gecesine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Bolu'da, daha öncesinde Kocaeli'de ve Maraş'taydık. Bugün de sizlerle beraber öncelikle Bolu'muzu Mustafa Kemal Atatürk'le beraber düşmana karşı verilen milli mücadelemizde, Kurtuluş Savaşımızda yalnız bırakmayan İngilizlerin, Amerikalıların mandasına hayır diyen ve tam bağımsız bir Türkiye için canlarını feda etmiş olan Filibeli Hoca'yı, Mithat Kemal Bey'i, Miralay Nazım Bey'i rahmetle anarak konuşmama başlamak istiyorum. Hepsi ruhu şad olsun. Çok kıymetli Bolulular, bizi ekranları başında izleyen aziz Türk milleti. Profesör Doktor Haydar Başbey elinde asası, ayağında çağrıyla yeniden ülkemizin bütün milli değerlerinin yok edilmeye çalışıldı, yok edildiği, bütün maddi değerlerinin dış güçlere peşkeş çekildiği, insanımızın imanının yok edilmesi, inanç birliğinin yok edilmesinin çabalarının harcandığı bugün de hiç kimse gibi, diğer bütün liderlerin yaptığı gibi ne Çin'e, ne Amerika'ya, ne gezmeye hiçbir yere gitmedi. Nereye geldi? Milletine, sizlere geldi. Ve bu gitmelerini de her hafta aynı şekilde sürdürecek. Peki size ne anlattı? Size dedi ki, ey milletim, malınız çalınıyor. Haberiniz var mı? Size ait olan değerleriniz, madenleriniz, elektrik santralleriniz, kömürleriniz, altınlarınız, barajlarınız, yollarınız çalınıyor. Haberiniz var mı? İşte ben bu çalınanları geri almak için geliyorum. Bu çalınanlara dur demek için sizlere geliyorum dedi. Yani bizim malımıza bizden daha çok sahip çıktığı için, bizim geleceğimizi bizden daha çok düşündüğü için sizlere geldi. Ama bu çalınmaya, bu yok olmaya ışık tuttuğu için, bunu sizlere anlattığı için tabii ki bu çalma işlerini yapanlar, bu milletin bütün değerlerini özelleştirme adı altında peşkeş çekenler, eyvah yakalandık dediler. Onun için bugün genel başkanımıza iftira atıyorlar. Onun için bugün genel başkanımıza her türlü hakareti bulunma cesareti göstermeye gayret ediyorlar. Asla ve asla cesaret edemezler. Niye? Çünkü işte geçtik 28 Şubat'ın gerçek mağduru kim? Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Kendisi hakkında 30 bin sayfa dava açılmış. Ama bir günden bir güne devletini şikayet etmedi. Ama kendisine yapılan bütün haksızlıklara, bütün iftiralara da hukuk cephesinde cevap verdi ve bundan sonra da cevap vermeye devam edecek. Kimse vatanın bölünmesini, kimse sizin malınızın çalınmasına, kimse bu milletin yok olmasına sebebiyet veremez. Niye? Çünkü bugün Türkiye'de artık Profesör Doktor Haydar Başbey kadrosu ve ona gönül veren sizler varsınız. Hepinizi tebrik ediyorum.
dün Kurtuluş Savaşı'na çıkarken nasıl Mustafa Kemal Atatürk'e yanlış yapıyorsun, yapmayalım, İngiliz mandasını kabul edelim, Amerikan himayesine girelim, bunlarla baş edemeyiz diyenler varsa bugün de aynı şekilde bırakınız yapsınlar, bırakınız özelleştirsinler, bırakınız Kahramanmaraş'a Alman askerleri gelsin, bırakın Fransızlar Gaziantep'e gelsin, bırakın İsrailler Konya'ya gelsin, bırakın Amerikalılar İzmir'e gelsin diyenlerle o gün Mustafa Kemal'e Kurtuluş Savaşı'nı başlatma diyenlerin zihniyeti aynı zihniyettir. O gün milletimiz nasıl dirildi, ayağa kalktı, Mustafa Kemal'le Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Bugün de Bolullarımız, Kocaelilerimiz, Maraşlarımız ve bütün Türkiye Profesör Doktor Haydar Başbey'in yanında akın akın yer alıyor ve ona destek veriyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.